Sayın Genel Başkanım Profesör Doktor Haydar Başbey, televizyonları başlarında bizi izleyen aziz Türk milleti ve değerli misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce bize bu fırsatı veren muhterem hocam Profesör Doktor Haydar Başbey'e saygılarımı, şükranlarımı arz ediyorum. Milli ekonomi modeli birçok konuyu ele almaktadır. Kaynaklar, paraya getirilen yeni tanım, enflasyon, deflasyon, faiz, dış ticaret politikası, maliye politikası, sanayi hakkı, tarım, hayvancılık, denizcilik, ormancılık. Ben müsaadenizle mesleğimle ilgili olarak milli ekonomi modelinde evi olmayan vatandaşlara 20-25 yıl vadeli faizsiz kira eder gibi konut temini konusuna vurgu yapmak istiyorum. Bu modelin gerek batı toplumlarında mortgage sistemiyle gerek ülkemizde kredili sistemle hiçbir benzerliği yoktur. Çünkü milli devlet konut edindirme sistemi gerek konutun fiyatlandırılmasıyla gerek finansmanın sağlanmasıyla diğer uygulamalardan tamamen ayrılmaktadır. Milli ekonomi modelinde vatandaşlarımıza verilecek olan konutların maliyetiyle fiyatlandırılacaktır. Arsa payı maliyete katılmayacaktır. Bu konutlar için devletin arazileri kullanılacaktır. Evlerin finansmanı ise sıfır faizli kredilerle karşılanacağı için vatandaşlarımız adeta kira öder gibi ev sahibi olacaktır. Aynı zamanda vatandaşlık maaşı, ev hanımı maaşı, çocuk parası, asgari ücret, doğum ikramiyesi gibi projelerle birlikte düşündüğümüzde vatandaşlarımızın ev sahibi olmak için ödeyecekleri para yine devlet tarafından sağlanmış olacaktır. Bugün TOKİ'nin yapmış olduğu konutlara bakıyoruz. Bursa'nın göbeğinde yanı başımızda bizi karşılayan Doğan Bey kentsel dönüşüm alanında bulunan yüksek katlı yapılar şehrin silüetini bozmuştur. Artık Bursa'ya girerken biz Ulu Cami'yi değil TOKİ'nin yüksek katlı binalarıyla bir duvarla karşılaşmaktayız. Doğan Bey kentsel dönüşüm rant birinci planda düşünülmüştür. Yani hiçbir karakteristiği olmayan beton yığınları Bursa'nın kalbine hançer gibi saplanmıştır. Aynı zamanda genel olarak yapılan TOKİ konutlarında arazi masrafı yok, proje masrafı yok, yapı denetim masrafı yok. Birçok masraf olmamasına rağmen konutlar bizim vatandaşlarımıza maliyetinden 3 kat, 4 kat fazla fiyatla satılmaktadır. Profesör Doktor Haydar Başbey sosyal devlet anlayışında konutlar maliyetine satılacaktır. Bunun için bize düşen görev hep birlikte bir olup iş aç Haydar Baş diyerek sıkıntılarımıza son vermemiz gerekmektedir. Sözlerime son verirken burada birlikte olmamıza vesile olan Bursa'nın milli kahramanları Bekir Sami Bey, Püskülsüz İsmail, Mehmet Salih Hoca, Kara Fatma, Mudanyalı Şükrü Çavuş, daha binlerce Kuvayi Milliye mensupları ve bütün aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.